Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız Allah şükürler olsun iyiyiz. Günlerimiz biraz stresli geçiyor. Yavaş yavaş evi toparlamaya çalışıyoruz. Şimdi birazdan size neler paketlediğimi, neleri hallettiğimi gösteririm şimdiye kadar. Arkadaşlar dün güzel haberi aldınız. Normalde saat 6'ya doğru paylaşacaktım. Sonra savaşçı paylaş gitsin dedi. Ben de paylaştım. Haberi de verdik size. Mutlu haberimizi. Allah'a şükürler olsun. Bir kere daha anne oluyorum. İnanılmaz çok mutluyum gerçekten. Savaş'a söylediğimde o video da gelecek. Nasıldı tepkisi falan diye. Öyle arkadaşlar. Bugün normal bir vlog geliyor. Biz bugün sabah kalktık. Bugün Selen'im saat 6.30'da kalktı. Ve ben de kalktım. Hani kalkmak zorunda kaldım daha doğrusu. Yorgundum, çok yorgundum ama yapacak bir şey yok yani. Gerçekten yani şükürler olsun ya. Hani bir çocuğum var 6.30'da beni kaldırıyor ya. Buna da şükürler olsun. Bu arada arkadaşlar ölü gibi duruyorum biliyorum. Farkındayım. Saçlarım ıslak. Banyo falan yaptım. Biraz kendime geldim. Bu arada banyo bomboş oldu arkadaşlar. Şimdi gösterdim zaten size. Öyle arkadaşlar. Biraz ortalık dağınık. Onları toparlayacağım. Ondan sonra Selen'in odasına birkaç eşyalar koydum. Onları toparlayacağım. Bugün Selen'in odasındaki çoğu eşyaları paketleyeceğim. Yani kartona koymak istiyorum. Savaş aşağıda bir işleri var. Biz hani ot biçme makinesi mi deniliyor? İşte birisi gelecek. Birazdan ona bakacak. Onu satacağız. Onu satın alacak. Çünkü dairede gerek kalmadı arkadaşlar. Orada ot biçmemiz falan gerekmiyor. Öyle arkadaşlar. Bakın ben size şimdi bir göstereyim. Burası böyle bir dağınık. Selaş'ım oyun oynadı. Arkadaşlar şimdi buraya bir bütün eşyaları doldurduk. Buradaki bütün eşyaları boşalttık. Burası boş. Böyle. Burada bant var sadece. Böyle arkadaşlar. Ondan sonra dekor falan hepsini kaldırdık. Evin haline hiç bakmayın şu an. Gerçekten. Demin cam açtım perde o yüzden öyle. Mutfak aynı duruyor arkadaşlar. Sadece mutfakta şöyle dekorlarım falan var. Bunların hepsini güzelce yıkadım. Ama hepsi çıkmadı maalesef. Böyle. Aslında bir ilacım var çıkarabilir ama hiç denemedim. Hızlı hızlı yaptım. Neyse. Yeni evde yaparım yine. Evet arkadaşlar size böyle banyoyu göstermek istiyorum. Böyle burayı bütün dekorları kaldırdım. Buradaki dekorları kaldırdım. Bunlar sadece güzel koksun diye. Ondan sonra burada da ihtiyaçlarımızı koydum şimdilik. Normalde aşağıda falan hepsi dekor falan vardı. Onları kaldırdım. Buraya böyle bir güzel ilaçladım bugün. Burada böyle diş macunumuz falan var daha. Ondan sonra burası böyle boşaldı. Burası da böyle boşaldı arkadaşlar. Temizledim hepsini yaptım. Burada sadece paspas için şeyi var. Nasıl diyeyim? Islak mendili var. Onu buraya koydum. Evet arkadaşlar, şimdi size neler yaptığımı göstereyim. Burada makyaj malzemelerimi temizledim. Hepsini güzelce buraya koydum arkadaşlar. Ondan sonra hemen temizlemişken baktım işte yani çoğu şeyi çöpe attım. Zaten her dolabı boşalttığımızda ne gerekmiyorsa çöpe atıyoruz ya da ne bileyim birisine hediye ediyoruz ya da satıyoruz. Ondan sonra burada da banyo eşyalarım var arkadaşlar. Burada şey nasıl diyeyim tarak, fön, saç düzleştirici falan var. Allah'ın izniyle de bugün Selen'in odasıyla belki başlayacağım. Şu yukarıdan ve şurada ve orada ve
orada kıyafetler var. Onları zaten hani taşınırken hemen öyle alacaklar. Kartonu koymama gerek yok. Bu arada kıyafetlerin hepsini tertemiz kartonlara koyun. Yeni kartonlar aldık ki kıyafetler pislenmesin ve tozlanmasın diye tertemiz dolaba yine yerleştiririm diye. Ütüsü de gitmesin diye elimden geldiği kadarıyla güzel koymaya çalışıyorum. Kızımın kıyafetlerinden de işte şimdi böyle bir haftalık kıyafetler falan ayıracağım Selen için. Gerisini de şey kartonlara falan koyacağım. Ondan sonra buralar hep böyle dağınık arkadaşlar. Oyuncakların hepsini ayağımızın altına gezmesin diye şöyle bir hepsini atıverdim içeriye. Bunların hepsine bakacağım. Öyle burada da biraz yaşça büyük elbiseler var. Böyle bir yaşında ya da 1,5 yaşındaki elbiseler falan var. Öyle arkadaşlar yani burada tokalar falan var. Onları şey yapacağız. Yani bayağı bir şeylerim var. Temizlik malzemelerim var. Banyo, Selen'in banyosunu falan hepsini. Yani bu dolabı Savaş bana dedi ki bu dolabı boşaltmaya bak dedi. Yavaş yavaş bundan sökmeye başlayacakmış. Ve ben de artık başlamam lazım. Ama ilk önce bir taraftan arkadaşlar evimi temiz tutmaya çalışıyorum. Bir yandan işte eşyaları paketlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir yandan evi temiz tutmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz Selen apalıyor ve her zaman yerde. O yüzden hani tozun içinde de şey dursun istemiyorum kızım. Öyle yani. Şimdi şurayı bir toplayacağım. Süpürgeyi getireceğim. Süpüreceğim. Ondan sonra bir toz alacağım. Temizleyeceğim ve ondan sonra yani üst katı bir yaparım. Aşağı ineceğim. Çamaşırların hepsini yıkadım. Bir tek siyah çamaşırım var. Onu yıkayacağım. Ütüm var. Bir tane bir çamaşır ütüm var. O da çok az yani bu kadar. Onu ütüleyeceğim. Ondan sonra giysi odasına gideceğim arkadaşlar. Giysi odası ve Abstehram. Abstehram Türkçesini bilmiyorum. Bütün eşyalarımızın bulunduğu yer dop dolu orası ve giysi odası çok karma karışık. Yoksa yani üstleri falan yani fazla değil. Mutfağı da en son yapacağım arkadaşlar. Bir günde yatağımızın altını boşalttık. Onları hallettik. Öyle yani yavaş yavaş hal oluyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Kolay değil. Zor bir dönem. Hamileyken taşınma. Ama böyle gerekti. Böyle oldu. Yani. Şöyle arkadaşlar bir güzelce toparladım. Kaldırdım her yeri. Birazdan da paspaslarımı süpürürüm. Selen uyanınca cesaret edemedim şu an kalkar diye. Evet arkadaşlar. Biz iftarı burada açıyoruz. Kaynanamda. Savaş'ın annesine. Samet pijamasıyla geziyor. Selen'in burada. Öyle arkadaşlar iftarın açılmasına 2 dakika kaldı değil mi? Bakın burada oturağımız var artık. Selen'im için alındı. Evet arkadaşlar biz eve geldik. En son evdeydim. Sonra dışarıya çıktık hızlı bir şekilde. Savaş'ın annesinin oraya gittik. Beraber iftarımızı açtık, ettik. Yani daha doğrusu biliyorsunuz ben oruç tutmuyorum, hamileyim. Savaş orucunu açtı. İftarı orada beraber işte açtık, yedik, ettik. Şimdi eve geldik arkadaşlar. Ev çok dağılmış bir durumda. Bunlar çıktı arkadaşlar. Şey Selen'i uyutmadan önce hemen odadan hepsini çıkardık ki şey güzelce şey yapalım diye. Kartonlara koyalım diye. Çünkü Selen'i uyandırmak istemedik. Bunları bir kaldıracağım. Ondan sonra şey yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Selen'in dolabını yapmayı düşünüyorum. Saat şu an 9 galiba. Öyle yani.